Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 14 soruda noktalama işaretlerinin üçüncüsünü anlatacağım. İsteyen arkadaşlar açıklama kısmından yine soruların pdf'lerini indirebilir. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz. Tırnak işareti aşağıdakilerin hangisinde yanlış kullanılmıştır demiş arkadaşlar birinci soruda. Hemen seçeneklere bakalım. A'da Atatürk köylü milletin efendisidir diyerek Türk köylüsünü yüceltmiştir ifadesini görüyoruz. Atatürk'ün sözü arkadaşlar burada tırnak içine alınmıştır. Dolayısıyla doğru bir kullanımdır. A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğine bakalım. Yakup Kadri Karosmanoğlu yabanda halk aydın çatışmasını işlemiştir ifadesini görüyoruz. Burada da Yakup Kadri'nin eseri vurgulanmak istenmiş. O yüzden de tırnak için alınmıştır. Bu da bir doğru bir kullanımdır. O yüzden B seçeneğini de elemiş olduk. C seçeneğinde A caş atasözü bütün öğretmenlerin kulağına küpe olmalıdır ifadesinde de atasözü yine tırnak içine alınarak vurgulanmak istenmiştir arkadaşlar. Bu yüzden C seçeneğini de elemiş olduk. Yazar romanlarında aşktan, eğlenceden başka derdi olmayan kişileri anlatıyor ifadesini görüyoruz. Burada da arkadaşlar yine yazarın işlemiş olduğu konulara vurgu yapmak için tırnak içine alınmıştır. Aşk ve eğlence ifadeleri. Bu da doğru bir kullanımdır. O yüzden D seçeneğini de elemiş olduk. E seçeneğine bakacak olursa Hüseyin Hoca, Türkçe öğretmenimiz Türkçe sorusu sorunun tümü okunmadan çözülmez derdi ifadesinde görmüş olduğunuz gibi Hüseyin Hoca kimmiş? Türkçe öğretmeniymiş. Ara sözdür değerli arkadaşlar. Ara söz ya iki kısa çizgi ya da iki tane virgül arasında gösterilir. Burada da tırnak içinde gösterilen dolayı yanlış bir kullanım vardır. O yüzden doğru cevabımız e seçeneğidir. İkinci soruya geçiyoruz. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen noktalama işaretleriyle uyuşmamaktadır diyor. Birinci cümleye bakalım. Kendinden sonra örnek verilecek ya da açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur. Bu nedir değerli arkadaşlar? Noktalı virgül değildir. Bu iki noktadır. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktı. Yani birinci cümle arkadaşlar nedir? Ayraç içindeki verilen ifadeyle uyuşmamaktadır. Üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu parçada ayraçla belirtilen yerlerden hiçbirine getirilemez demiş. Hemen parçamıza bakalım. Rıfat Ilgaz bazı yanlarıyla Nazım Hikmet'ten çok Orhan Veli'ye yakın düşer. Ama bu yakınlık dıştadır. Özde değil biçimlidir ifadesini görüyoruz. Rıfat Ilgaz'dan sonra arkadaşlar nedir? Virgül gelir. Nazım Hikmet'ten demiş. Özel isimden sonra gelen Çekim ekleri kesme ile ayrılır. Buraya kesme işareti gelecekti. Yine Orhan Veli derken kesme işareti gelecek. Yakın düşer demiş. Yüklem arkadaşlar. O yüzden buraya nokta işareti gelir. Yine burada da bir sıralı cümle görüyoruz. Buraya değerli arkadaşlar noktalı virgül gelir. Buraya virgül gelir. Buraya da ne gelir? Nokta işareti gelmeliydi. Seçeneklere bakacak olursak noktalı virgül gider. Kesim işareti gider. Virgül gider. Nokta gider. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Ayraç işareti aşağıdakilerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda ortaç sıfat fiil. Bir sözcüğün açıklaması durumunda kullanılmış. B seçeneğinde biyografi yaşam öyküsü yine bir sözcüğün açıklamasını belirtmek amacıyla kullanılmış. C seçeneğinde Mahmut sırıtarak nereden biliyorsun benim yaptığımı dedi cümlesini görüyoruz. Burada Mahmut'un mimikleri gösterilmiş arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. D seçeneğine bakalım. Yazar kendisine bir biçem üslup yine aynı kullanımı görüyoruz. Bir kelimenin açıklaması durumunda. E seçeneğinde baytar veteriner demiş. Yine burada nedir arkadaşlar? Bir kelimenin açıklaması durumunda kullanılmıştır. Beşinci soru virgül işareti aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmamıştır diyor. Cümlemize bakalım. Her insan gerçeği yakalamak için bir şeyler yapmak ister cümlesini görüyoruz. Arkadaşlar ister yüklem kim ister her insan özne. Görmüş olduğunuz gibi burada virgül özneyi vurgulamak amacıyla kullanılmıştır. A seçeneğine baktığımızda tiyatro olayları sahnede gösterme sanatıdır. Burada da özne yüklemden uzak düştüğü için onu vurgulamak amacıyla kullanılmıştır. B seçeneğine bakalım. Roman zordur. O yüzden öykücülerin çoğu romandan korkar. Arkadaşlar zordur yüklem, korkar yüklem. İki yüklemi nedir? Birbirinden ayırmak için. Yani sıralı cümleyi birbirinden ayırmak amacıyla kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Yine diğer seçeneklere de bakalım. Bir şairin öncelikli görevi şiiri geliştirmek olmalıdır. Yine arkadaşlar özneyi vurgulamak amacıyla kullanılmış. D seçeneğinde sorumluluk her insanda bulunması gereken bir duygudur. Bu da aynı şekilde kullanılmış. Özneyi vurgulamak amacıyla. E seçeneğinde Halit Ziya Uşaklıgil romanlarında sanatsal özelliklere önem vermiştir cümlesini görüyoruz. Burada da nedir arkadaşlar? Yine özneyi vurgulamak amacıyla virgül kullanılmıştır. Altıncı soru. Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Bir şiir kitabı beğenilir veya beğenilmez ama benim açımdan olayın mühim kısmı bu değildir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cümle bitmiş, noktayı kullanmış doğru bir kullanımdır. Peki nedir? Soru soruyor, soru işareti gelmiş bu da doğru bir kullanımdır. Bu kitap basılmıştır ve madem benim ilk baskı şiir kitaplarını toplamak gibi bir iddiam Merakım, takıntım vardır. Sıralama yaptığı için buradaki virgüller de doğrudur. O kitap bulunmalıdır diyor. Bakın, iki noktadan sonra açıklama gibi kullanılmış fakat küçük harfle başlamış. O yüzden arkadaşlar burası nedir? Cümlenin devamı niteliğinde olduğundan dolayı noktalı virgül olmalıydı. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Yedinci soruya geçiyoruz. Bu cümledeki ayraçlara aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirmelidir şeklinde bir sorumuz var. Cümleye bakalım. Öğretmen sınıfa girip öğrencilere yarınki sınavı iptal ettim deyince öğrenciler sevinçten havalar uçtu. Öğretmen virgül öğrencilere seslendiği için iki nokta. Öğretmenin sözü olduğu için tırnak için alıyoruz. Öğretmenin sözü bitmiş arkadaşlar nokta ve tırnağı kapatıyoruz deyince öğrenciler bakın küçük harfle başlamış o yüzden virgül öğrenciler sevişten havalar uçtu. Bu şekilde bir noktalama işaretine tabi tutulmalıydı. Seçeneklere baktığımızda ise hemen C seçeneği gözümüze çarpıyor. Bizim yaptığımızda nedir arkadaşlar? Uyuşmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C'dir arkadaşlar. 8. soru aşağıdakilerin hangisinin sonuna ötekilerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır demiş. A'ya bakalım. O gün yanımda ne sen ne de bir başkası. Cümle bitmediği için 3 nokta gelecek. B seçeneğinde teklifimizi düşüneceğini söyleyip ayrılmıştı. Cümle bittiği için nokta. C'ye bakıyoruz. Yanındaki kişiyi hatırlayamadım. Nereden tanıdığımı. Burada da hatırlayamadım sözcüğü nedir? Yüklemdir. Bundan dolayı cümle bitmiştir. Nokta koyarız. Kafasına koyduğundan vazgeçmezdi hiçbir zaman ifadesinde. Vazgeçmez ifadesi yüklemdir sonuna nokta gelir. Olanlara boşu boşuna üzülüp duruyorsun sen ifadesinde ise duruyorsun sözcüğü yine çekimli bir fiildir, yüklemdir. O yüzden cümlenin sonuna nokta gelir. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneğidir. Dokuzuncu soru bu cümledeki ayraçlara... Aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirmelidir demiş. Ortaçlar da sıfat fiil, adlaşmış sıfat gibi kullanılabilir demiş. Arkadaşlar ortaçın diğer adı nedir? Sıfat fiildir. Bunu göstermek amacıyla şuraya yay ayraç işareti gelir arkadaşlar. Araya da kısa çizgi gelir. Baktığımızda da doğru cevabımız seçeneklerde nedir? C seçeneği olacaktır. 10. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu cümledeki numaralı yerlerden hangilerine ötekilerinden farklı bir noktalama işareti getirmelidir demiş. Ali, Hakan, Serhat sınıfımızın hem zeki hem de yaramaz çocukları. Kitabı, defteri toplayıp sınamaya kaçmışlar cümlesinde. Ali, Hakan, Serhat sınıftaki öğrencilermiş arkadaşlar. O yüzden nedir buralara? Virgül gelir. Bunlar kimmiş? Sınıfımızın hem zeki hem de yaramaz çocukları. Görmüş olduğunuz gibi burada ne var arkadaşlar? Bir ara söz var. O yüzden ben buraya ne getiririm arkadaşlar? İki tane kısa çizgi arasına alırım bunu. Kitabı defteri dediğimde de ayırmak için araya virgül işareti gelir. Dolayısıyla bize farklı olanı sormuştu. Farklı olan da nedir arkadaşlar? Ara sözleri belirtmek amacıyla kullanılan kısa çizgilerdir. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta yanlış kullanılmıştır demiş. A seçeneğinde 4. caddeye yeni bir alışveriş merkezi açılıyor ifadesini görüyoruz. Bakın burada arkadaşlar 4. derken nokta ıncı ince ekinin yerine kullanılmıştır. Doğrudur. O yüzden A seçeneğini demiş oldu. B seçeneğinde THY'nin Amerika uçuşları bir süreliğine ertelendi ifadesini görüyoruz. Burada arkadaşlar büyük harflerle yapılan kısaltmaların arasına iki tanesi hariç nokta gelmez. Burada da getirdiği için yanlış bir kullanımdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer seçeneklere bakalım. 52.000 doğru bir kullanımdır. Her 3 rakamdan sonra araya nokta gelir. Yine D seçeneğinde ıncı ince ikinin yerine kullanılmış. Doğru. E seçeneğinde de küçük harflerle yapılan kısaltmaların sonuna nokta gelebilir. Burada da o yüzden doğru bir kullanım vardır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneğidir. 12. soruya geçiyoruz. Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangilerine aynı noktalama işareti konmalıdır demiş. Bize aynı olanı soruyor arkadaşlar. Aşırılıklara tutsak olanlar alışkanlıklarının kölesidir. Sadece risk alabilen kişiler gerçek özgürlüğü anlayabilir. Anlayabilir demiş. Yüklem dolayısıyla 4 numaralı yere nokta gelir. Bu 1 numaralı yere değerli arkadaşlar virgül gelir. 3'e de virgül gelir. Ama 4, 2 numaralı yere noktalı virgül gelmeliydi. Çünkü sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılıyor görmüş olduğunuz gibi. Bize aynı olanları sorduğundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneğidir. 13. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi gereksiz kullanılmıştır diyor. A seçeneğinde Galatasaray Fenerbahçe derbileri demiş. Bu doğru bir kullanımdır. A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğinde 1860 1896 arasını kapsayan demiş. Burada doğru bir kullanım var. B seçeneğini de elemiş olduk. C'de iyi kötü yaşayıp giderken ifadesinde bakın iyi kötü nedir arkadaşlar? İkilemedir. İkilemelerin arasına noktalama işareti gelmez. O yüzden nedir? Doğru cevabımız C seçeneğidir. Ankara İstanbul derken yine doğru bir kullanım var. Elemiş olduk. Remzi Bey apartmanımızın emektar yöneticisi. Bakın burası da nedir? Ara sözdür. Ara sözler iki kısa çizgi ya da iki virgül arasında kullanılır. Bu da doğru bir kullanımdır. Bunu delemiş olduk. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. 14. soru. Bu cümledeki ayrancılara aşağıdaki'lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir demiş. Hemen bakalım. İroni, ince alay, çok bilinen, kullanılan bir sanattır cümlesini görüyoruz. Bakın ironinin arkadaşlar açıklaması yapılmış. Yay ayraç içine alınır. Buraya virgül gelir arkadaşlar. Buraya da virgül gelir. Hemen bakalım seçeneklerimize. A seçeneği olmaz. B seçeneği olmaz. C olmaz. D olmaz. Doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.